Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Hangi ürünü inceliyoruz? DJI Osmo Action 3 aksiyon kamerası. Öncelikle kutu açılımıyla başlayalım. Dış jelatini var. Onu bir açayım şu yanından. Evet, şöyle dış jelatinini söküyorum. Şöyle kenara ayıralım. Bu arada ürün Karaca Sulu, DJI Türkiye tek resmi distribütörü tarafından garantili. Jelatini çıkardık. Ayrıca şöyle bir kullanıcı kılavuzu var. Ürünün paketine yapıştırmışlar. Şu şekilde bir kullanıcı kılavuzu var. Bunu şöyle kenara ayıralım. Ön yüzünde aksiyon kamerasının fotoğrafı var. DJI Osmo Action 3 yazıyor. Standart combo paketi bu. Bir de bunun Adventure combo paketi var. Onda 3 tane batarya oluyor. Bunda tek batarya var. Ayrıca bir de selfie çubuğu var. 1,5 metre uzunluğunda olması lazım. Aynı zamanda o 3 tane bataryayı şarj eden bir kutusu var. Şöyle yan yüzünde işte nerelerde kullanılabilir. Oradan örnek fotoğraflar vermişler. Arka kısmında 4K 120 FPS'e kadar çekim yapabildiği yazıyor. Horizon Steady, yani ufuk çizgisini sabitleyebiliyor. Soğuğa karşı dayanıklı. Quick Release özelliği var. Onu anlatacağım. 16 metreye kadar direkt bu haliyle hiçbir case takmadan üstüne suya dayanıklı 16 metreye kadar. Ve önde ve arkada dokunmatik ekranı var. Onları yazmışlar. Bu tarafında DJI logosu var. Alt kısmında seri numarası falan var. Evet, şimdi kutuyu açalım. Şurada bir koruyucu bantı var. Onu açacağım önce. Şöyle aşağıya doğru yırtıyorum. Şöyle yana doğru açıldı arkadaşlar. Bu kısımda ilk kullanımla alakalı bir, ya yani bataryayı nasıl yerleştireceğimizle alakalı bir görsel var. Ve tabii ki koruyucu bir kılıfı var. Ona nasıl takacağımızla alakalı görsel var. Burada da QR kodunu okutup DJI Mimo uygulamasını indirmemiz gerekiyormuş. Şöyle aksiyon kamerasını çıkaralım. Evet. Lensi koruyucu bir yapışkanı var. Onu çıkardım. Sonrasında şurada bir yine bir bant var. Alttan açılmış arkadaşlar. Şöyle şu kırmızıdan tuttum. Yırtıldı ama olsun. Diğer tarafında evet şu şekilde. Evet, kameramız bu şekilde. Gerçekten küçükmüş. Ön tarafından başlayalım arkadaşlar. Burada büyükçe bir lensimizi görüyorsunuz. Action 3 yazısı var altında. Burada bir renk sensörü var arkadaşlar. O harfin içerisine gizlenmiş. Burada dokunmatik olarak bir ekran görüyorsunuz. Üst kısmında kayıt başlatma, durdurma tuşu ve hoparlörümüz var. Sağ tarafında bataryayı taktığımız kısım var ve ayrıca burada microSD hafıza kartı girişi var. Bataryamızı bu şekilde söküp takabiliyoruz. Arka tarafında direkt ekranın kendisi var. Başka bir tuş yok. Dokunmatik bir ekran. Sol tarafında açma kapama tuşu ve burada da şarj giriş yeri var arkadaşlar. Type-C'den şarj oluyor zaten. Bunu bir kenara ayıralım. Kutuda başka neyimiz var? Onlara bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bölüm var kutuda. Evet, burayı açtım. Şöyle ikili bir sticker çıktı. DJI logosu var burada. Burada ne varmış? Burada da herhangi bir yere yapıştırıp sonrasında aksiyon kamerasında işte monte edebileceğimiz o aparat geldi. Bu sistemde arkadaşlar hem manyetik bir alan var hem de iki yanında çentik var. Bakın direkt mıknatıs çekiyor zaten. Tersi düzü var mı? Evet. Bakın şöyle yapıştırmaya çalışınca olmuyor ama DJI yazısını öne getirdiğimde hemen çat diye mıknatıs algılıyor. Sonra da çentikleri geçiriyorsunuz. Çıkarmak için de şu yanlarda arkadaşlar basılacak yerler var. Şöyle basıp çekiyorsunuz. Manyetiği bayağı güçlü bu arada. Takarken direkt çat. Çıkarırken tırnaklara basıp biraz çekiyorsunuz. O şekilde çıkıyor. Ya bunun düşme ihtimali yok arkadaşlar. Eğer öyle bir düşünceniz varsa, ya bu manyetikten çıkar mı falan. Zaten hem çentik tutuyor hem manyetik tutuyor. Başka ne çıkıyor kutudan?
Bataryamız geldi şu şekilde. Kaç miliampermiş? 1770 miliamperlik bir bataryamız var. Bataryamızı aksiyon kameramızın sağ yanındaki şu DJI logosu da var, yazısı var. Bastırıp yukarı doğru çekiyorum. Sonrasında şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Bu şekilde bataryamı içerisine yerleştiriyorum. Tekrar kapattım, aşağıya doğru ittirdim. Type-C'den Type-C'ye hızlı şarj kablosu çıkıyor. Bu arada cihaz hızlı şarjı da destekliyor. 18 dakikada %80 şarj olabiliyor. Bu gerçekten mükemmel bir şey. 30 watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor bu arada. Kutunun içerisinde de son olarak işte kullanma kılavuzu, garanti belgesi falan var. Evet, standart paketten çıkanlar bunlar arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. Böyle bir koruyucu case ile geliyor. Ve ayrıyetten bir de yedek lens koruyucu çıktı. Şöyle lensin etrafında bir lastik var arkadaşlar. Lensi darbelere karşı korumak için. Onun yedeği de çıktı, bilginiz olsun. Şimdi şu case'i takmak için şurada bir çentik sistemi var. Bunu çıkarıyorsunuz. Yani şöyle biraz case'i genişletiyorsunuz yani. Sonrasında şöyle bunu içine yerleştiriyorsunuz. Evet, şu an yerleşti. Tekrardan kapattım. Şimdi bu aksiyon kamerasının şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Diyelim ki yatay videolar çekmek istiyorum. Bu zaten bir yere sabit diyelim. Tak, bunu böyle yerleştirdim. Şu an yatay video çekiyorum. Dedim ki ya dur bir de dikey video çekeyim. Çok basit bir hareketle manyetiği söktüm. Bunu dik konuma getirdim ve burada bulunan alana tekrardan taktım. Evet. Şu anda da dikey video çekiyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Quick release dedikleri olay bu. Bir açalım bakalım şarjı var mı? Sol tarafında power tuşu var. Buna uzun basacağım herhalde. Evet, açılıyor. Önce bize dili seçtirecek. Ben şu arkadan yapayım. Siz de önden görebilirsiniz büyük ihtimalle. Dilimizi Türkçe yapalım. Sesi de bayağı yüksek çıkıyormuş ha. Cihaz adı Osmo Action 3. Tamam. Atla diyorum burayı. Tarih ve saati sıfırla. Onayla dedim. Bugün 2. ayın 9'u. Saat 14.18. Onu da ayarladık. Dijital yakınlaştırmayı ayarlamak için basılı tutun. Şuraya basılı tutarak gördüğünüz gibi yakınlaşıp uzaklaşabiliyormuşuz. Tekrar basılı tutacağım ve şöyle mi yapacağım? Evet. Şuradan şu şekilde yakınlaşma, uzaklaşma yapabiliyormuşum. Ekranımız bu şekilde arkadaşlar. SD kart şu an takılı değil. Buradan çekilen videoları görüyoruz. Buradan işte fotoğraf modu, video modu, HDR video modu, slow motion modu ve time lapse modu var. Sağ üstte şarj yüzdesini görebiliyorsunuz. Buradan ayarlamalar yapılabiliyor. İşte ekranın açısını değiştirebiliyoruz. Neler varmış? Küçült var. Standart var. Geniş var. Ve ultra geniş var. Şuradan çözünürlüğü ayarlıyoruz. Burada da arkadaşlar görüntü sabitleme modları var. Off yapabilirsiniz. Rocksteady olabilir. Rocksteady Plus olabilir. Ve Horizon Balancing var. Rocksteady işimizi görecektir diye düşünüyorum. Şimdi ürünü kullanabilmemiz için ürünün kutusunun içerisinde bulunan QR kodu okutacağım. Bununla DJI Mimo uygulamasını indirmiş olacağız. Evet, şöyle telefondan şu QR kodu bir okutayım. Evet, direkt geldi link. Evet, DJI Mimo uygulamasını yönlendirdi. İndir diyorum. Download Android APK. Ben Android telefonda kullanacağım uygulamayı. O yüzden dosya zararlı olabilir diyor. Yine de indir diyorsunuz. Dosya indiriliyor. Bu DJI Mimo uygulaması sayesinde aksiyon kamerasını uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz. Evet, uygulamamız inmiş. Şimdi indirilenler kısmından APK'ya tıklıyorum. Yüklüyorum. Evet, uygulama yüklendi. Şuradan açalım. DJI Mimo. Kabul ettim. Kaynak dosyasını yüklüyor şu anda. Cihaza bağlanmak için buraya dokunun diyor. Sol üstteki cihaz kısmına dokundum. Evet, şu an arıyor. Direkt gördü. Bağlan dedim. Ekranda da bağlantı talep edildi diye bir yazı gördü.
Kabul et diyorum. Uygulamayı açık tutun ve kapatmayın diyor. Etkinleştirme başarılı. Cihaza bağlanılsın mı? Bağlan dedik. Anlık olarak cihazı buradan görebiliyoruz. Şöyle video moduna geçelim. Buradan çözünürlüğü, kaliteyi ayarlayabiliyoruz. Bu sol alttan ayarlar bölümü var. Burada genel ayarlar var. Sağ tarafta da hareketli zaman geçişi hyperlapse modu var. Hızlandırılmış çekim timelapse modu var. Yavaş çekim slow motion modu var. HDR video modu var. Normal video modu var. Fotoğraf modu var ve canlı yayın modu var. İstediğiniz platformda canlı yayın yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şarjımızı dolduralım. Dışarıya çıkalım. Çekimlerimizi yapalım. Bakalım nasıl görüntüler kaydediyor. Detaylı incelemesini gerçekleştirelim. Hadi şimdi dışarı geçelim. Evden çıktım. Asansöre bindim. Asansör ne çok aydınlık ne de çok karanlık. Şu anda asansör içerisinde bu şekilde görüntü alıyorum. Sesim nasıl geliyor? Şu anda aksiyon kamerasının mikrofonu aktif. Zaten video boyunca hiçbir şekilde harici bir mikrofon kullanmayacağım. Direkt aksiyon kamerasının mikrofonundan duyacaksınız beni. Evet, binadan çıktım. Şu anda yeterince aydınlık bir ortamdayım. Bugün de hava bayağı güzel. 15 derece şu anda hava. Güneşli bir hava var. Çekim için şartlar gayet uygun. Şu anda mesela rüzgar esiyor. Bilmiyorum rüzgar sesi ne kadar yansıyor ama en son kurguda ben de duymuş olacağım rüzgar sesini. Umarım rahatsız edecek kadar rüzgar sesini almıyordur. Şu an gölgedeyim. Şimdi güneşteyim arkadaşlar. Yani çekim kalitesi bu şekilde. Mikrofonu da bu şekilde ses kaydediyor. Şöyle bir de etrafı çekeyim size. Şöyle. Ters ışıktayım. Yani ters ışık çektim. Şimdi de normal ışık çekiyorum. Güneş arkamda. Çektiğim yerler güneşli. Evet, kayıt kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Bu arada akşam o gün Sanlısoy konseri var. Konserden de videolar çekeceğim size. Hem onu da bir görmüş oluruz. Yani konserler genelde düşük ışık ortamları oluyor. Evet arkadaşlar, eşimi okuldan aldım. Şimdi Başakşehir Kültür Merkezi'ne geçeceğiz. Öncesinde bir kahve içelim dedik. Başakşehir Kültür Merkezi'nde tekrar görüşürüz. Arabayı park ettik. Başakşehir Kültür Merkezi şu tarafta zaten. Onun öncesinde şu solda bir manzara var. Onu şöyle size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar yansıyor bilmiyorum ama manzara güzel. Tam karşısı biraz kızıl. Görebiliyorsunuzdur umarım. Gökyüzü çok güzel. Şöyle devam ediyoruz. Bir yandan vlog gibi oluyor. Bir yandan da kamerayı incelemiş oluyoruz arkadaşlar. Şu an mesela yürüyoruz. Elimde gimbal falan yok. Ne kadar sarsıyor görüntü ya da sarsılıyor mu hiç? Bunları hep beraber göreceğiz. Ben kurguda göreceğim. Siz bu videoyu izlerken görmüş olacaksınız. Hava şu an karanlık yani. Değil mi aşkım? Evet. Yeterli ışık yok. Saat şu an 7 falan. Ama yani ekrandan gördüğüm kadarıyla gayet aydınlık çekiyor. Şöyle kültür merkezine geldik yavaş yavaş. Evet, konser burada olacak arkadaşlar bugün. O gün Sanlısoy konseri. Şöyle tekrar kendimize dönelim. Evet, yani şu an düşük ışıktayız. Ve bizi böyle çekiyor. Bence iyi bir sonuç alacağız gibi görünüyor aşkım, değil mi? Gayet yüzümüz falan aydınlık yani, aynen. Evet arkadaşlar, içeri geçince tekrar birlikteyiz. Yeah.
güzel geceyi bir fotoğrafla süsleyelim istiyorum. Var mısınız, bir fotoğraf alalım hep beraber? Arkadan elleri kaldırırsınız. Kamera burada bakarsanız çok mutlu olacağız. Çok teşekkür ederim. Thank you.